Akşam TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar'da olacak. Yusuf Bey ile pençe operasyonlarını konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Yusuf Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hemen başlamak istiyorum. Son 2 gündür, son 3 gündür aslında İran kuzey bölgesinde yer alan terör gruplarına operasyon başlattık. Hem karadan hem havadan. Bu operasyonların dünya basınına yansımaları nasıl oldu? Böyle bir soft giriş almak istiyorum sizden. Ve operasyonlar devam edecek mi? Bunu da ek olarak ilave etmek istiyorum. Evet, dünya basınında bu operasyonların nasıl yer aldığı şeklini birkaç kategoride incelemek lazım. Türkiye'ye müzahir olan görüşler var. Türkiye ile mücadele içerisinde olduğu için manipülatif bir şekilde habercilik yapanlar da var. Dolayısıyla bu konuyla ilgili kaynaklar muhtelif. Avrupa basınına baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadele kapsamında vermiş olduğu bu harekatı İran egemenliğine aykırı olarak görenler ve Türkiye'nin her zaman olduğu gibi terör örgütüne yönelik olarak orantısız güç kullandığını iddia eden birçok yayın organı var. Lakin burada şunu unutmamak lazım ki Avrupa Birliği Paris'te DAEŞ'in patlatmış olduğu bombadan sonra Rakka şehrine yönelik olarak sivil, kadın, çoluk, çocuk, masum, mazlum hiçbir şekilde ayırt etmeksizin günlerce nasıl bombalandığını biliyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bugün gerçekleştirdiği harekatta o harekattakilerle alakası olmayacak şekilde bir sivil hassasiyeti gözettiğini biliyoruz. Ben sosyal medya hesapları dahil olmak üzere bu konuda yapmış olduğum araştırmada ortaya koyabilecekleri bir tek dahi incinmiş sivili resmedebilmek, videosunu ortaya koyabilmekle ilgili çok büyük sıkıntı içindeler. Çünkü niçin? Gerçekten Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İran kuzeyinde geliştirmiş olduğu kapasite inşasının boyutlarını biliyoruz. Dolayısıyla o kadar hassas noktalar, o kadar hassas mühimmatlarla etkisiz hale getiriliyor ki daha çok terör örgütünün kullanmış olduğu lojistik barınaklar, depolar, mühimmat depoları dahil olmak üzere etkisiz hale getiriliyor. Avrupa basınının bu yöndeki iddiaları genelde Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki harekatıyla da birleştiriliyor. Yani deniliyor ki Türkiye bir taraftan Mavi Vatan, bir taraftan Libya coğrafyasında ulusal mutabakat hükümetiyle giriştiği ilişki, diğer taraftan da terör vasıtasıyla, onların lisanıyla konuşuyorum, terör bahanesiyle Irak ve Suriye'de kazanımlar elde ediyor şeklinde açıklamalar var. Ama biz şunu özellikle bu Pençe harekatında, Pençe Kartal ve Pençe Kaplan harekatında Iraklı yetkilileri daha önce de olduğu gibi diplomatik anlamda İran toprak bütünlüğüne son derece saygılı bir harekat icra edileceği noktasında. Ama bunu da Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere uluslararası hukukun en önemli normlarından olan haklar sorumluluklarla mütenasiptir fikriyle Türkiye'nin hem diplomaside hem de medya vasıtasıyla hem size hem yabancı basına izah etmemiz gerekiyor. Ben bu konuda bunu uluslararası medyada yoğun bir şekilde dillendiriyorum. Bununla şunu söylemek istiyorum. Yani siz kendi ülkenizde egemenlik haklarınızdan bahsediyor iseniz, bahsedecek iseniz, bahsetmekte ısrarlıysanız o zaman egemenlik hakkı iddia etmiş olduğunuz ülke içerisindeki sorumluluklarınızı da yerine getirmelisiniz. Yani sizin ülkenizdeki PKK'ya karşı, terör örgütüne karşı sorumluluğunuzu yerine getiremiyorsanız ya da getirmiyorsanız o zaman kendi ülkenizin egemen haklarından bahsetmeniz de biraz ayakları havada kalan bir husus. Dolayısıyla dinliyorum. Bu operasyonlar devam edecek mi? Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslında Pençe Harekatı ile birlikte 3 günden bu yana başlatılmış olan Pençe Kartal, Pençe Kaplan Harekatı. Evet, yeni başlamış bir harekat ama harekatlar asla hız kesmedi ve ara vermedi. Bunun öncesinde biz Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 gibi harekatlara şahitlik ettik. Bunun dışında da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütünün elebaşı kadrosuna yönelik olarak Sincar'da, Şengal'da, Kandil'de, Hakurt'ta nokta operasyonlarıyla kırmızı, turuncu listede aranan elebaşlarına yönelik olarak eylemlerinin, harekatının da devam ettiğini görüyoruz. Kimileri nokta operasyonu şeklinde, kimileri bugün gördüğümüz gibi daha kapsamlı ve şumullü bir harekat kapsamında. Türkiye terör tehdidini algılamaya devam ettiği sürece bu harekatlar hız kesmeyecektir. Çünkü bu harekatları Türkiye, İran kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde vermediği takdirde aynı mücadeleyi Diyarbakır'da, Hakkari'de, Gaziantep'te, Reyhanlı'da, hatta Ankara'da, Gar'da